Şimdi bana arkadaşlarım çok yani sizler dışında da yani Erşan'daki birçok insan benim çok yakın arkadaşım. Hep konuşurken falan diyorlar ki ya gece çalışıyoruz. Evet. Vay, gece yapıyoruz gece. Dedim ki Merve dizdar mı? Evet. Yani gece olmaması lazım Merve'nin orada. Merve sen kuş. Ne yaptın? Yani, mesela, anlatsana bunu mesela. Gündüz insanıyım. Bir, ikincisi masumlardan çıktık. Çok zor bir işti. Çok yani yorucu bir işti gerçekten. Erşan Kuner'i de çok zor, çok yorucu bir işti ama... Evet, biz sen kulisi anlatamayacağım. Bir araya geldiğimizde Merve ile işin dedikodusunu yapıp şöyle yaptık. Evet. Abi iyi ki içindeyiz. Evet. Gerçekten. Yani ya yanımızdasın diye değil, bir programa katıldık diye değil. Ya çok gerçek. Güzel bir iş yapıyoruz, çok eğleniyoruz. Ne güzel ya. Bütün oyuncular birlikte oturup eğlenebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz, gülebiliyoruz. Yani sevgi dolu bir şey oluyor. O güzel. Çünkü hakikatte insanlar setlerle ilgili bir sürü arkadaşımız, gençler, bizden yaşlılar. Hani bu sette çok eğlendik esprisi vardır ya yıllardır. Ya şimdi eğlenmek var. Eğlenmek işe yansır bazen olumlu anlamda. Bir de yani kaba tabirle eğlenmek de işe yaramaz aslında. Mutlu olmak daha anlamlı bir şey. Evet. Yani çünkü eğlendi mi iş bitmez. Yani o kadar eğlendi mi. Ama yani böyle bir mutlulukla gidilen bir set olması meselesi benim, ben çok sektörün dışından biri olduğum için şimdi kardeşlerim daha aslında bakma. Yani hayatım boyunca işte bir 10 küsür film yapmışımdır. Bir sürü reklam filmi setinde bulunmuşumdur ama onların tabii çalışma ortamları çok konforlu. Yani şeyi yüksek. Yani böyle çileli setlerde pek bulunmadım ama kardeşlerim bulunmuştur. Yani çileli setlerinden şeyi... Bulunduk. Yani yaşa. Yani çileli setlerinden şeyi biliyorlar. Çok zorlandığımız zamanlar... anlatmak ister misiniz? Mesela hangi dizi, film, hangi... Ben direkt isim oluyor. Bile vermek isterim. Ben kurmalıyım. Ben sen başla ne istiyorsan... İstemeden oluyor bunlar. Tabii aynen yani, öyle. Herkes iyi niyetle başlıyor ama... Yani o kadar çok denklemde o kadar çok bilinmeyen var ki... Yani... İnsanın sette kötü hissetmesine bir kıl fark var. Yani çok mümkün bir yer. Çok zor bir yer. Çok sıcaktı. Bence gece olması çok daha mantıklı oldu gerçekten. Biz başladık gündüz. Evet. Başladık. Biz Ezgi ile bir sahnemiz başladık gündüz. Ama evet, baktık ki yüzümüzde makyaj geçen yaz kamus sıcak. Nefes alınmıyordu yani. Çok garip gece sıcaktı. Gece edince bu kardeşim yandı. Ama tabii, nasıl mesela gece sonra nasıl hallettin mesela o? Hallettim. Gayet güzel hallettim ya. Perdelerimi kapattım. Feride karakterini daha değişik alarak yani hani daha uykulu. Çapaklı Feride. Yani daha uykulu alarak. Bir de şey yani gerçekten garipmiş. Cem Yılmaz böyle bir karakter var Merve diyor yani. Bilmiyorum çok garip bir his değil mi? Bana çok garip geliyor bu. Öyle sen söylemiyorum. İlk Ezgi ile çalıştığımda da böyle geliyordu. Yani benim yanımda çalıştığım insanlar çok önemli insanlar. O yüzden... Beni dahil ettikleri çok. Feride çok yani. Merve olmamış mı ya? Yani Merve'ye çok böyle Feride olmamış. Çok benlik. Erşan'da Feride'yi kim oynar deseler Merve demez misin Ezgi? Evet. Doğru. Biz bunu da aramızda dedikodusunu yaptık. Kusura bakma Cem biraz fazla dedikodu yapmışız. Ama ne güzel. Allah'ım çok mutluyum. Ekip yani isimleri düşününce Çağlar, evet, Uraz, yani. Zafer abi, Bülent, Nilperi, yani Can abi, herkes o kadar... Ya bu da tam böyle tamam. Olmalıydı evet, ya evet. Delirtecek gibi ki bu mükemmel bir şey bence. Abi sahip şeyle ilgili Begüm yani böyle sahip çıkmakla ilgili. Şimdi mesela tabii. kağıt üzerinde biri var öyle bir kadın var öyle bir erkek var. Şimdi hani aktörlerin şöyle bir özelliği olursa çok güzel oluyor. Var orada bir şey bir alayım bakayım bunu bir giyeyim bakayım yakıştırayım hani bir laf vardır yakıştırmak. Öyle oluyor. Şimdi Ezgi'nin oynadığı... Şimdi ne zaman bizim işlerle ilgili böyle bazen yani kastı eleştiriye tabi tuttukları zaman diyorlar ki mesela hani hep aynı insanlar falan diyor ya bu şakayı. Benim ona cevabım şu. Mesela Özkan abinin oynadığı bir şeyi seyirciye şu his geçmesini biz daha çok seviyoruz. Ya ondan başkası öyle... yapamazdı. Aynı şekilde burada da öyle. Feride ise Feride. Yani atıyorum yani izliyorsun seyyare diyorsun ki yani bu zaten Nilperi'den başka. Yani aramızda da dağıtsak olmuyor. Evet. Yani evet. Mesela benden anca Erşan olur. Yani ben acaba ben Uraz'ın karakterini oynar mıyım diye bir aktör olarak kabiliyetimi zorlamama gerek yok. Onu çok iyi oynayacak biri var duygusu geliyor yani. Bir şey sorabilir miyim? Senin Alevi çok sevmen konusunu birazdan açacağım.
Ayağı girdi. Bir şey soracağım size yönetmen olarak. Mesela hani çok aynı oyuncularla oynuyorsunuz. Lafı, ya bir yönetmen aynı oyuncularla oynamak isteyemez mi mesela şey olarak da? Vallahi alışmış bu, oyun bu şaka olabilir. bu şaka. Yok, gerçekten çok, onun tweet'i var ya. Onun tweet'i var. Bu Cem Yılmaz da hep yani aynı adamlarla oyun oynuyor falan. Yok hayır, belki abi de bu çok bir tercih de olabilir. Çünkü bilmiyorum. Canım kardeşim. Ama öyle sen galiba Erşan'da bu eleştiriyi kabul ediyorsun artık. Diyorsun ki hep aynı insanlarla oynadığım eleştiriyi kabul ediyorum. Ve Erşan'da buyurun size. Evet. Hepsi aynı. Abi biz Merve'yle ilk defa böyle uzun soluklu bir şey yapıyoruz. Keza biz Ezgi'yle var yani böyle bir oyunculuk maceramız ama. Ama yine de böyle asıl böyle upuzun evet, değil mi evet, birlikte? Bu. Evet. Tabii ilk defa çalışıyoruz tabii yani. Ya şöyle bir konu var. Ya güzel olan bir şey bir karardan oluşuyor ya. Hani demin bahsettiğim herkesin ortak özellikleri var. Ya ortak özellikle bir rolü alıp böyle evet, hani onunla şenlendirecek birisi. O nedenle çok bu anlamda seyircinin izleme zevkine çok hitap eden bir şey. Merve'nin sorusu ama çok önemli, bunu sorayım ben. Gerçekten bir yönetmen sürekli aynı oyuncularla oynamak isteyemez mi? Bunu elbette dünyada da yani bence çok de ben bunu hiç peki, ben bunu, niye bu da ya bir tek sen yiyorsun o zaman ben. Ya beni o konuda hassas buluyorlar, eğleniyorlar benimle. Benimle benim case'im başka yani. Boş ver. Yani benim konum kapanmaz yani. Dolayısıyla benim yani başka sıkıntılarım var belli ki. Dolayısıyla yani biz kökte ne yaptığımızı bildikten sonra bunlar artık yani çok hani amatör şeyler oluyor. Yani açmak, izah etmek de komik geliyor. Bizim yani seyirciye vaat ettiğimiz şey yani kabiliyetimizin sınırında mı? Hani kendimizi vermiş miyiz? Güzel canlandırmıyor. Hani bir söz var bize bazen galalarda ya da şeyde sorarlar. İçi arkadaşlarımız sorar. Mesela işini bitirirsin o yaz bir film çektin. Üzerinden neler geçer, postu biter, müziği biter, renkleri biter, o biter, bu biter. Yarın da galası vardır. Eşin dostun der ki içine sindi. Dersin ki sindi ama bizim meslek öyle bir meslek değil. Yani benim içime sinse ne olur yani. Senelerce benim hep içime sindiği için bir de şey içime sinme için biraz geç değil mi ya? Yani ben yazalı 2 sene oluyor yani. İçine sindi mi? Sinmese bir daha yazardım yani. Yani o kısmı yani üretim meselesinden haz almak, işte dediği gibi setten haz almak bence anahtar şey bu. Sonrası başka macera çünkü.